akşam inşaat mühendisleri odasını ziyaret ettiniz Deva Partisi olarak. Sağlar odasını ziyaret mühendisleriyle ilgili aldığınız dediğiniz bilgiler. Deprem gündemde biliyorsunuz İzmir 99 Marmara depremi var. Bunlar birbirinden ne söyleyeceksiniz? Şimdi biliyorsunuz Deva Partisi teşkilatlama çalışmalarını tamamlamış. 14 Kasım'da da ilk kongremizi yapacak duruma gelmiş bir siyasi hareket olarak. 14 Kasım'da Sayın Genel Başkanımız Sakarya'ya kongremizi iştirak edecekler ve hem Sakarya kamuoyuna hem de Türkiye'ye burada mesajlarını iletecekler. Biz bu kongre öncesinde Sakarya'nın temel sorunları hakkında sivil toplum örgütlerimizden bilgi derliyoruz ve bunları da bir rapor halinde Genel Başkanımız buraya gelmeden Sakarya'yla alakalı geniş çaplı bir bilgilendirme yapacağız. Bugün de inşaat mühendisleri odası ziyarete geldik. Sayın Üstü Bey sağ olsun bizi kendi konularıyla alakalı bilgilendirdikler. Biz bu bilgileri rapor haline getirip genel başkanımıza ileteceğiz ve inşallah bugün de Sakarya'nın en önemli sorunlarından biri olan deprem sorunu ve deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler konusunda da Sayın Genel Başkanımız muhataplık bugün de bir açıklama yapacaktır. Bu açıklamalar temel perspektif üzere sivil toplum örgütlerinden inşaat mühendislerini gözlemledik. Bu seyahatlerimiz farklı konularda, ekonomiyle alakalı, ticaretle alakalı, sosyal konularla alakalı, eğitimle alakalı diğer kuruluşları ziyaret ederek onların da görüşlerini, tespitlerini, önerilerini dinliyoruz. Peki şunu sorsam, Marmara depreminden sonra bir değişiklik olmuş mu, çalışma olmuş mu, hala risk devam ediyor mu konuklarda? Bununla edindiğiniz bilgileri bizle aktarabilir misiniz? Şöyle ki, 99 depreminden sonra bir Sakarya'da her 35 yılda, 35 yılda bir deprem gerçeği zaten herkesin malumu. Dolayısıyla Sakarya'da muhakkak ki yeniden deprem olacak bu. Daha evvel olduğu gibi olacaktır. Önemli olan Sayın Başkan'ın da açıkladığı gibi deprem olacak ama bizim ondan korunma yöntemimiz güvenli binaları oluşturursak bu en az hasarla ve can kaybı olmadan bunları atlatmamız mümkün. Bununla alakalı da yapılması gerekenler noktasında da Sayın Başkanımız bizi bilgilendirdiler. Şöyle ki 99 senesinden sonra Sakarya'daki depremde hasar görmemiş ama muhakkak ki yorgun binalar var. Bunların ıslah edilmesi, kentsel dönüşüme çevrilmesi ve dönüştürülmesi önemli konulardan bir tanesi. Çünkü yaklaşık 7 bin binadan bahsediliyor. Bu ciddi bir rakam. Bu 7 bin binanın muhakkak ki tekrar gözden geçirilmesi, bunların mümkünse risklerin tespit edilmesi, riskli binaların muhakkak ki yıkılması ve yerine kentsel dönüşümle bu sorunun çözülmesi lazım. Allah korusun yeniden olacak bir depremde en büyük riski bu binalar taşıyor ve tekrar önemli kayıplar ve can kayıpları oluşabilir. Bu konularda görüşlerini almak istedim. Genel Başkan'a bir rapor hazırlayacaksınız. Tabii Genel Başkan'a sadece bu konuda değil, farklı konularda rapor hazırlıyoruz. Tabii hayvancılık, eğitim, sağlık bu konularda rapor hazırlıyoruz ama bugünkü konumuzda inşaat mühendisliğinin sadece bu konuyla alakalı deprem ve deprem gerçeğiyle ve kendi meslek örgütünün sorunları, meslek mensuplarının sorunları alakalı bir görüş. Deva Partisi İl Başkanı ve yönetimi ziyaret etti sizi. Görüş alışverişinde bulunduğunuz meslek odanızın sorunlarını da aktardınız. Hem genel başkanı iletilmek üzere bir rapor da sundunuz. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Ben de ziyaretlerimden dolayı kendime teşekkür ediyorum. Ve çıktıkları yolda da başarılar diliyorum. Yani netice itibariyle demokrasiyle yönetilen bir ülkeyiz. Siyasi partiler de demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Yarın ülke yönetiminde söz sahibi olduklarında bizim bu söylediklerimizin sadece muhalefetteyken değil, iktidardayken de dikkate alınmasını özellikle belirtmek istiyorum. Odamıza gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Biz bilimsel anlamda doğru bildiklerimizi hem meslek alanımızla ilgili hem de ilimizin problemleriyle ilgili doğru bildiklerimizi, tespitlerimizi kendileriyle paylaştık. Faydalı olur inşallah diyorum. Faydalı olması dileğiyle. Teşekkür ederim.
çekiniyor. Hı. İşte vali yardımcısına pas ediyor. Vali yardımcısına gittiğiniz zaman...